Arkadaşlar merhaba, ben Muhammed Nurullah Acar. İş sağlığı ve güvenliği sınavlara hazırlık kapsamında videolu ders anlatımlarla sizlerleyiz. Bugün ikinci konumuzdan bahsedeceğiz. Birinci konumuz güvenlik kültürüydü. Güvenlik kültürü, özet bilgilerini ve özel hazırlanmış soruları bahsettik. İki video paylaştık. Bugün üçüncü videomuz, ikinci konumuz iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişim. Arkadaşlar, İlk konular biraz ezber yapılması zor konulardır. ÖSYM'nin soru soracağı yerleri tam olarak kestiremediğimiz için ilk konuları İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Anlatım Hap Bilgiler kitabımızın içeriğinden bahsedeceğiz. Diğer konuları daha sonra gruplarda paylaştığımız dosyalar üzerinden değerlendireceğiz. Arkadaşlar, bu dönem çıkardığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Anlatım Hap Bilgiler kitabından ikinci konumuza bakacağız. Kitap Haziran 2021 baskısıdır. Tüm kitaplarımızı arkadaşlar güncel olsun diye her dönem baştan hazırlayıp basıyoruz. Bu dönem kitaplarda özel tasarım dizgi yaptık. Renkli basım yaptık. Daha iyi anlaşılsın diye. Konular çalışılırken daha iyi pekişsin diye. Şimdi arkadaşlar, kitabın içindekiler kısmı, bakınız. Bir sonraki konumuz temel hukuk olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Önceki videomuzda güvenlik kültüründen bahsettik. Bu haftaki konumuz iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimi olacaktır. Kitabın içeriğini göstereyim sizlere arkadaşlar. Dördüncü konu. Bakınız, tüm konuları ele aldık. ÖSYM'nin sorabileceği tüm konuları ele aldık. En son ÖSYM'nin sorduğu gemi adamları gibi, karayolları yönetmeliği gibi spesifik yönetmelikleri de ekledik arkadaşlar. Tüm teknik konular, tüm sağlık konuları, tüm genel İSG konuları, tüm mevzuatlar kitapta vardır. Renklendirilmiş özel tasarım şeklinde vardır. Bu kitabı tavsiye ederim sınavı kazanmak için. Şimdi arkadaşlar, konumuza gelelim. İş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimi. Sayfa 25. Hemen gelirim arkadaşlar. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimi. Arkadaşlar, bu sorudan sık sık soru sorulmaz. Pardon, bu konudan sık sık soru gelmez. ÖSYM 2 sınavda bir, 3 sınavda bir bu konudan soru sorar. Bu konudan soru gelirse arkadaşlar, son zamanlarda daha çok ülkeler, gelişmiş ülkelerde olan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, gelişmemiş ülkelerde olan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, dönemsel Osmanlı döneminde, sanayi devriminde çıkan kanunlardan, yasalardan sorular geldi. Bakınız, kitapta ÖSYM konu analizini bu şekilde ele aldık. ÖSYM her dönem bu konudan soru sormaz. İki sınavda bir bu konudan soru gelir. Bilim insanları genellikle sorulmaz. Bilim insanları iş sağlığı ve güvenliği sınavlarının ilk sınavlarında çıkıyordu arkadaşlar. O zaman 100 soruydu. O zamanlar bilim insanları çok soruyordu. Ama ÖSYM bilim insanlarından pek soru sormuyor. Daha çok Osmanlı Devleti döneminde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çıkarılar, bildiriler, belgeler, yasalar sorulur. Konuyla ilgili önemli yerler renklendirilmiştir. Arkadaşlar, kitabımızın içeriği bu. Şimdi öncelikle iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimi denince aklımıza ne geliyor? Arkadaşlar, bildiğimiz üzere İngiltere'de sanayi devrimi sonrası fabrika olsun, yapım, üretim olsun bayağı sanayi devriminden sonra, yani 17. yüzyıldan sonra bayağı gelişti. Sanayi devriminden sonra iş yükü arttı arkadaşlar. İş yükü artınca iş kazaları daha çok meydana geldi. Çocuk çalışma oranı daha çok oldu. Kadın çalışma oranları sayısı daha çok arttı. Bundan ötürü sanayi devrimi ve sonrası insan gücünün arttığından dolayı iş sağlığı ve güvenliği ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi bu açıklamayı tek tek okumuyorum. Burada önemli olan, bilmeniz gereken yer, sanayi devriminin ilk çağlarında arkadaşlar, hemen renklendireyim. İngiltere'de 19. yüzyıl başlarında kadın ve çocuklar dahil çalışma süreleri genellikle 18 saate kadar yükseltilmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde aynı olaylara tanık olunmuştur. Çocuk ve kadınlara ödenen ücretlerin düşük olması nedeniyle sanayide kadın ve çocukların çalıştırılması giderek yaygınlaştırılmıştır. Bu dönemde 8-10 yaşındaki çocuklar ile kadınların maden işlerinde ve fabrikalarda 16-10 saat
18 saat gibi uzun süreler çok kötü çalışma koşullarında çalıştırılmalı sonucu genç yaşta ölümler çoğalmış, sakatlıklar artmış ve toplumsal huzurluklar giderek büyümüştür. Sanayi devriminin getirdiği sorunların çözümü amacıyla yasal düzenlemeler yapılması ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliğinin kuruluş yeri İngiltere diyebiliriz. Çünkü bakınız, burada gösterildiği gibi çalışma saatlerinin çok fazla olduğundan ötürü iş kazaları meydana gelmiş, sakatlıklar artmış, ölümler çoğalmıştır. Bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğine, iş güvenliğine önem artmıştır. İş sağlığı ve güvenliği ortaya çıkmıştır, doğmuştur diyebiliriz. Arkadaşlar, bu konunun kaynağını nereden aldık derseniz, Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin ortak karışımından aldık ve birkaç makaleden araştırma yaparak arkadaşlar, bu konuyla ilgili ÖSYM'nin sorularına da bakarak bu konuyla ilgili önemli yerleri yazdık. Şimdi sanayi devrimi dedik, nasıl iş sağlığı ve güvenliği ortaya çıkmış dedik, bunlardan bahsettik. Şimdi arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliğinde önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından bahsederiz. ÖSYM pek fazla sormasa da arkadaşlar, işimizi şansa bırakmayalım. Önemli bilim adamlarını kodlama yaparak öğrenelim. Öncelikle Herodot. Arkadaşlar, Herodot ilk kez çalışanların verimli olması için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinilmiştir. Arkadaşlar, Herodot yazalım, yanına yüksek enerjili besinler yazalım. Hipokrat ilk kez kurşun zararlarının etkisinden söz etmiştir. Arkadaşlar, ilk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz eden kim? Hipokrat. Diokorides. Diokarides. Zehirli bitkisel hayvansa ve mineral kaynaklı olmak üzere kökenine göre üçe ayrılmış ve bu ayrımı yüzyıllar boyunca kullanmıştır. Zehirli bitki zehirleri, yani toksik maddeleri bitkisel, hayvansal ve mineral olarak ayırmıştır Diokarides. Nisander arkadaşlar, kurşun koliği, bakınız kısaca alıyorum, siz de kısaca not alınız, kısaca ezberleyelim. Kurşun koliği ve kurşun animisini incelemiştir ve bunların özelliklerini tanımlamıştır Nisander. Pliny arkadaşlar, Pliny maske yerine geçmek üzere başlara torba geçirmelerini önermiştir. Arkadaşlar, Pliny maske, bu şekilde ezberleyelim. Juvenal özellikle demircilerde görülen göz yakınmaları ve göz hastalıklarının yapıldığı işlerden kaynaklandığını, sürekli olarak ayakta çalışanlarda varislerin oluşabileceğini açıklamıştır. Arkadaşlar, göz yakınmaları ve ayak varisleri denince aklımıza Juvenal gelsin. Orling, Ellenborg kuyumcularla ilgili bazı hastalıkları incelemiştir. Paracelsus arkadaşlar, önemli bilim adamlarından biri, özellikle ezberlememiz gereken bilim insanlarından biridir. Arkadaşlar, tek tek okuyacağım. 1493 ile 1541 yılları arasında yaşayan Alman düşünür ve hekimi Paracelsus, Basel Üniversitesi'nde verdiği derslerde tıpta yeni bir anlayışa öncülük etmiştir. 1528 yılında üniversiteden ayrılarak hastalıkları inceleme amacıyla geziye çıkmıştır. Tirol maden işlerinde iş yeri hekimi olarak çalıştığı yıllarda o gün için dünyada ilk iş yeri kitabı olan, bakınız önemli, ilk iş yeri hekimliği kitabı olan De Morbis Metecalis'i yazmıştır. Kitapta işletmenin çeşitli bölümlerindeki çalışanlarda görülen belirtileri büyük bir dikkatle tanımlamıştır. Ayrıca zehirlerin kimyasal yapıları ile doz ve organizma arasındaki ilişkiyi saptayabilme gibi çok önemli araştırmalar yapmıştır. Bu nedenle Paracelsus modern toksikolojinin başlangıcı sayılmaktadır. Arkadaşlar, çok önemli. Bakınız, ilk iş yeri hekimliği kitabı De Morbis Metallicis. Bu neden, pardon, modern toksikolojinin başlangıcı Paracelsus'la başlamıştır. Unutmayalım, notlarımızı alalım. Bir önemli bilim adamı daha, Georges Agricola. Arkadaşlar, dünyada ilk mineraloji bilgini olarak bilinir. İlk mineraloji bilgini olarak bilinir. Bazı zehirlerin etkilerini belirlemiş, koruyucu önlemler ileri sürmüştür. Ayrıca iş kazaları üstünde de durarak sorunları ortaya koymuş ve önerilerde bulunmuştur. Agricola
Jamer da hekimlik yaptığı yıllarda mineraloji ve maden izabelerinde çalışanların sorunlarını incelemiş ve gözlemlerini 1530 yılında DR Metallica. Arkadaşlar kitap isimlerini unutmayalım. Paracelsus de Morbis, Morbis Metaquilis. Arkadaşlar Morbis Metaquilis DMM. Gördünüz mü Paracelsus Agricola DR Metallica DRM. Gördünüz mü Agricola aklınıza gelsin. İsimli kitabında yayınlamıştır. Zamanın jeoloji, madencilik, metalurji bilgilerini de kapsayan önemli bir yapıt olan söz konusu kitabında tozu önlemek için maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiş, iş kazaları ve iş güvenliği yöntemleri konusunda önerilerde bulunmuştur. Arkadaşlar önemli bilim insanlarının hep tüm çalışmalarını okuyorum aklımıza kalsın. Bernardo Ramazzini iş sağlığı ve güvenliğin kurucusu olarak bilinir. Üniversitede, okullarda hocalarımızın çok üzerinde durduğu bir bilim insanıdır. Arkadaşlar Bernardo Ramazzini neler yapmıştır? 1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda önemli çalışmalar yapan İtalyan Bernardino Ramazzini felsefe, tıp ve tıp okuyarak yetişmiş ve Padova Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Uzun incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı bakınız kitap ise DMAD. De Morbis Artificium Diatriba. Arkadaşlar not alın hemen. Bernardino Ramazzini De Morbis Artificium Diatriba isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı epidemiyoloji alanında olduğu halde meslek hastalıkları konusunda üne kavuşmuş ve işçi sağlığının koruyucusu sayılmıştır. Bakınız arkadaşlar, işçi sağlığının koruyucusu Ramazzini, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sayısız çalışmalar yapmış, çok önemli bilimsel görüş ve öneriler geliştirmiştir. Arkadaşlar Ramazzini'nin önemli bir maddesi de sanayi devrimi dönemi iş sağlığı ve güvenliği insanın doğa ile savaşımı ile başlayan ilk aletin yapımı ile geliştirilen ve toprağa ekip biçmek, madenleri çıkarıp işlemek, iplik eğirip dokumak şeklinde süren çalışma yaşamı insanlık tarihinin uzunca bir dönemi boyunca çok büyük değişikliklere uğramamıştır. Bernardino Ramazzini iş sağlığı ve güvenliğinin kurucusudur arkadaşlar. Pek çok çalışma yapmıştır. Epidemiyoloji alanında, ergonomi alanında, meslek hastalıkları alanında pek çok çalışma yapmıştır. De Morbis Artificium Diatriba kitabı da ona aittir arkadaşlar. Kitap isimlerini unutmayalım. Ramazzini DMAD. Agricola DRM. Paracelsus DMM şeklinde ezberleyelim arkadaşlar. Antonio Ashley Cooper, bu dönemde İngiliz parlamento üyesi Antonio Ashley Cooper, çalışma koşullarını düzeltmek amaçlarıyla çalışma süresinin azaltılması, maden ocaklarında ve fabrikalarda çalışan kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarılması konusunda çaba harcamıştır. Cooper deyince çalışma saatleri aklımıza gelsin. Thomas Percival genç işçilerin çalışma saatleri ve koşulları ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Michael Sadler İngiltere, bu da önemli bir bilim insanı. Arkadaşlar Michael Sadler fabrikalar yasası adı altında yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Arkadaşlar Michael Sadler 1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirmiş ve 1833 yılında fabrikalar yasasını önermiştir. Yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Bu da çok önemlidir. Michael Sadler arkadaşlar. Sir Robert Peel çırakların sağlığı ve moraliyle ilgili kanun yasanın çıkarılmasını sağlamıştır. Sir Robert Peel çırakların sağlığı ve moraliyle ilgili yasa çıkarmıştır. Arkadaşlar dikkat ederseniz hep İngilizler, bakınız İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliğinin kurulumu dedik. Çoğunlukla İngiliz bilim insanları burada çalışmalar yapmıştır, burada yer almıştır. Bunları görüyoruz. Robert Owen, arkadaşlar fabrikasında 10 yaşın altında kimseyi çalıştırmamış ve çalışma saatlerini azaltmıştır. Bu şekilde ezberleyelim. Percival Port, bel kemiği eğriliklerinde sık görülen alt taraf organlarındaki ferçler üstüne yani
ekstremeler, ergonomi üzerine çalışmalar yapmıştır. Orfila, zehirli maddelerin analitik yöntemlerle tanımlayabileceğini ileri sürmüştür. Carles Tanner Takar iç hastalığı uzmanı iken sonradan meslek hastalarına yönelmiş ve bir kitap yayınlayarak İngiltere'de öncülüğünü yapmıştır. Meslek hastalığının öncülüğünü yapmıştır arkadaşlar. Morrison Legge ilk hekim iş güvenliği müfettişi olarak atanmıştır. Morrison Legge ilk hekim iş güvenliği müfettişi olarak atanmıştır. Thomas Legge kurşun zehirlenmesi gibi şarbonun da meslek hastalığı olduğunu ileri sürmüştür. Yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar, bakınız. Kurşun zehirlenmesi gibi şarbonun da meslek hastalığını ileri sürmüştür. Sir John Sim zehirlenme ve bulaşıcı hastalığın böylece önleyebileceğini belirtmiştir. İş yerlerinin sağlık yönden denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir arkadaşlar. Denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Birçok zehirlenme ve bulaşıcı hastalığın böylece önlenebileceğini ileri sürmüş. Bu tür hastalıkların bildirimini zorunlu kılmıştır. Alice Hamilton arkadaşlar kurşun sahneyde görülen zehirlenmeleri incelemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde işverenlerin tepkilerine rağmen çalışmalarını sürdürmüş ve çalışma koşullarını düzeltilmesi için uygulanacak kontrol önlemlerinin geliştirmesini sağlamıştır. Kadın bilim insanı, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışma yapan. Arkadaşlar Gilman Thomas'ın Occipital Dissecans adlı kitabının 1914 yılında yayınlanmasıyla başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek hastalıkları konusunda çalışma yapmıştır. Botlin gençlerde görülen Stockholm ve cilt kanserleri üzerinde durmuştur. Profesör Doktor Muzaffer Aksoy Türk bilim insanı arkadaşlar. Buradan soru gelebilir. Benzenin lösemi hastalığına sebep olduğunu açıklamıştır. Arkadaşlar bilim insanlarını bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Çok fazla ezber yapmanıza gerek yoktur. Hatta benim size tavsiyem bu konuyu sınavın son haftası, sınavın son ayı çalışabilirsiniz. Çünkü unutulabilen bir konu, ezber yapılan bir konu. Biz anlatımlarımıza devam edeceğiz ama siz de kodlama yaparak bu konuyu ezberleyebilirsiniz. Yoksa tek tek okuyarak bu konu ezberlenmez. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar bilim adamlarını bir sayfada bitiririm. Önemli kodlayacağım, hemen aklıma geleceğim şekilde not alırım. Çok üzerinde durmam bilim insanları konusunda. Şimdi bu konuyla ilgili asıl önemli yerlere geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin en son sınavda da sorduğu önemli yerlere geldik. Şimdi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi arkadaşlar, bu konunun kaynağı Anadolu Üniversitesi'dir, Atatürk Üniversitesi'dir ve İstanbul Üniversitesi'nin karışımı ve birkaç makaleden karışım alarak bu konuyu yazdık. Şimdi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi deyince aklınıza ne geliyor? Bütün paragrafı okuyacağım, aklınıza kalsın diye arkadaşlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel gelişimi çalışma yaşamındaki gelişimlere bağlı olarak benzer aşamalardan geçmiştik. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi sanayileşmenin gelişimiyle yoğunluk kazanmıştır. Sanayileşme sonucu üretim araçlarında ve üretim yöntemlerinde sağlanan gelişmeler işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların yoğunluğuna ve toplumsal tepkilere bağlı olarak çözüm önerileri üretilmesi ve yaşama geçirmesine yönelik çalışmalar işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkinliklerine ivme kazandırmıştır. Diğer ülkede olduğu gibi sanayi sonrası ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal, tıbbi ve teknik çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iş sağlığı ve güvenliği. Şimdi arkadaşlar bu konu da önemli. Bu yüzden tüm paragrafı okuyorum. Sizler de hem okuyabilir hem de beni dinleyebilirsiniz. 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan sanayi devrimi ile eski üretim ilişkileri yıkılmış, üretim hızı artmış, maliyet düşmüş ve sermaye birikimi hızlanmıştır. Üretim araçlarında ve çalışma koşullarında büyük değişimlere neden olan sanayi devrimi toplumsal ve ekonomik gelişmelere de kaynaklık etmiştir. Avrupa'da bu değişim ve gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmparatorluğu'nda ise siyasi ve ekonomik çözülme dönemi yaşanmaktadır. İlk sanayi kuruluşlarının 2. Mahmut döneminde savaş sanayi ile başladığı görülmüştür. Bakınız not alalım. İlk
sanayi kuruluşları 2. Mahmut döneminde savaş sanayi ile birlikte başladığı görülmüştür. Bu dönemde Sinop, İzmit, İstanbul tersanelerinde buharlı gemi yapılmıştır. Bu sanayi kuruluşları için kömüre gereksinim giderek artmıştır. Bu dönemde işletmeye açılan Ereğli kömür işletmeleri Osmanlı sanayisinde önemli bir yer tutmuştur. Ülkenin ilk kömür havzası 1829 yılında işletmeye açılmıştır. 19. yüzyıl başlarında ülke ekonomisi ve güvenliği bakımından kömürün önemi giderek artmış ve kömür üretimi artırmak için çalışmalar yapılmıştır. Zonguldak havzası ilk bulunuşundan itibaren sürekli el değiştirmiş ve kömür üretimi devlet denetimi altında olmakla beraber yerli ve yabancı özel kuruluşlar tarafından yönetilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kömür üretimi dışında tershane, baruthane, top arabası, fişekhane, dökümhane gibi askeri amaçlı iş yerleri ve dokuma fabrikalarının ağırlık taşıdığı görülmüştür. Arkadaşlar bakınız, Osmanlı İmparatorluğu'nda iş sağlığı ve güvenliği bildiğimiz üzere kömür üretiminden başlamıştır. Sanayi sonrası buharlı iş yerlerinde Sinop, İzmit, İstanbul tersanelerinde buharlı gemi yapılmıştır. Zaten 2012 yılında 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan sonra tüm iş yerlerinde 2013'te yürürlüğe girdi bu kanun. Tüm iş yerlerinde özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği hizmeti zorunlu hale gelmiştir. Ama 2012'den önce tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zaten vardı arkadaşlar. Zaten bazı üniversitelerde ön lisans iş sağlığı ve güvenliği bölümü vardı. Karşılaştığınız uzmanlarda bakarsanız eğer 2003 mezunu, 2006 mezunu iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olan uzmanlar tanıyabilirsiniz. Çünkü tersanelerde eskiden beridir iş sağlığı ve güvenliği vardı arkadaşlar. Daha sonra 2012 yılında kanun haline geldi ve tüm iş yerlerinde çok tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde zorunlu hale geldi. Yani iş sağlığı ve güvenliği ülkemizde bakınız Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi tersanelerden gelmiştir. Şimdi lonca. Lonca nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nda küçük zanaat atölye üretiminde dayanan iş yerleri sanayi devrimi öncesi oldukça yaygındır. Bu iş yerlerinde usta kalfa ve çırak olarak ücretle çalışanlara işverenler arasındaki ilişkileri ve çalışma koşullarını loncaların kuralları ve gelenekleri belirlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşmenin kendisini gösterdiği dönem olarak 16. ve 17. yüzyıl esas alınmaktadır. Tanzimattan sonra bazı girişimler sonucu işçi yararına düzenlemeler yapılmıştır. Arkadaşlar küçük iş yerlerinde loncaların kuralları iş sağlığı ve güvenliği olarak kurallar genellikleri belirtilmiştir. Bunlar özellikle Ereğli Kömür İşletmelerinin Deniz Bakanlığı'na geçmesi ve kömür ocaklarının çalışan işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen yasalar olmuştur. Lonca denince aklımıza küçük iş yerleri gelsin. Küçük iş yerlerinin lonca kuralları aklımıza gelsin. Bakınız çok önemli. Polis nizamnamesi. Arkadaşlar not alalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 1820'lerde kurulan ilk işletmelerde çalışan işçilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla başlamış. Ancak 1845 yerinde çıkarılan polis nizamnamesiyle bu tür etkinlikler engellenmiştir. Arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliği Osmanlı'da 1820'lerde başlatılmış. Daha sonra işçinin yaşama koşulları polis nizamnamesi ile değiştirilmiştir. Dilaver Paşa nizamnamesi buradan soru gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden tüm paragrafı okuyacağım. Önemli yerlerden bahsedeceğim. Not alınız sizde. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilk çalışmaların başlandığı 1845 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri amaçlı üretimlerinin yanı sıra daha çok el tezgahları gibi gelişmeye başlayan sanayileşme, daha sonraları kömür ocakları ve madenler, demiryolu yapımı, tütün işletmelerinin katılımı ile sürmüştür. Üretimi artırmak amacıyla 1865 yılında Madeni Humayun Nazırı Dilaver Paşa tarafından bir tüzük hazırlanmıştır. Dilaver Paşa tarafından bir tüzük hazırlanıyor. Ancak padişah tarafından onaylanmadığı için özür dilerim. Bir tüzük niteliği kazanamamış olan Dilaver Paşa nizamnamesi çalışma koşullarına ilişkin olarak getirdiği düzenlemeler yanında madende bir hekim bulundurulmasını da
hükme bulundurulmasını da hükme bağlamıştır. Kömür madenlerinde çok sık görülen iş kazalarına ilişkin olarak ise bir hüküm getirilmemiştir. 100 maddeden oluşan 100 maddeden oluşan yasa hangisidir denildiğinde cevap Dilaver Paşa'nın nizamnamesi olacaktır. 100 maddeden oluşan Dilaver Paşa nizamnamesi daha çok üretimin artırılmasına yönelik olmasına karşın işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge açısı olmasından önemlidir. İlk sanayi kuruluşlarının 2. Mahmut döneminde savaş sanayi ile birlikte başladığı görülmüştür. Bu dönemde Sinop, İzmit ve İstanbul derslerinde buharlı gemi yapılmıştır. Arkadaşlar soru gelirse Dilaver Paşa'nın nizamnamesinden veya Mahdi nizamnamesinden gelir. Bu da çok önemli. Bunu da tek tek okuyacağım. Önemli yerlerinden bahsedeceğim. Not alınız arkadaşlar. İlk 3 konu mecburen tek tek okumak zorunda kalıyorum. Çünkü yorum yapamayacağım, üzerine katamayacağım konular. Birebir kuru ezber yapmamız gerekiyor. Birebir yasayı, maddeyi ezberlememiz gerekiyor. Bu yüzden ben de sizlere tekrar olsun diye tek tek okuyorum. Madin Nizamnamesi. Tazminattan sonraki ikinci önemli belge olan Madin Nizamnamesi. İlk belge hangisiydi? Dilaver Paşa'nın nizamnamesi de ikinci belge. Madin nizamnamesi. Genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler geliştirmiştir. Bu düzlüğün getirdiği yenilikler ve önemli hükümler şunlardır. Bakınız önemli. İşveren iş kazasının oluşmasını önlemek için gerekli önlemleri alarak iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Çok önemli. 2. Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir. Arkadaşlar soru gelebilir. Kazaya maruz kalanlara ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenilecektir. Hangi Osmanlı döneminde hangi maddede yer alır? Cevap Madin Nizamnamesidir. Kaza işverenin kötü yönetim ve denetimi veya gereken önlemlerin yasalara uygun olarak yerine getirilmemiş olması nedeniyle meydana gelmiş ise işveren ayrıca 15-20 altın tutarında daha fazla tazminat ödeyecektir. Arkadaşlar işçi korumaya yönelik bir belgedir. Çok önemli. Havzada her işveren diplomalı bir hekim çalıştırmak ve eczane bulundurmak zorundadır. Bakınız çok önemli. Dilaver Paşa nizamnamesine göre daha ileri ve kapsamlı hükümler getirilen Mardin nizamnamesi de işverenler tarafından uygulanmamış ve tüzük hükümleri yaşama geçirilmemiştir. Arkadaşlar o dönemden beri bu döneme kadar işverenler iş sağlığı ve güvenliğini ek olarak görüyor herhalde. Bakınız o dönemde de uygulanmamıştır. Bu dönemde çıkarılan diğer tüzükler ise tersane-i amiriye ve mensip işçilerin emeklilikleri hakkındaki tüzük, Hicaz demiryolu memur ve hizmetlerine hastalık kaza halleri de yardım tüzüğü, askeri fabrikalar tüzüğü olarak sıralanabilir. Mecelle, dinsel bir yasa. Dinsel bir yasa olan Mecelle'de 1877 yılında işçi işveren ilişkilerini kapsayan hükümler bulunmadığından çalışma yaşamındaki bu boşluğu doldurmak ve işçi işveren ilişkilerini yeni gelişmelere uygun olarak düzenlemek amacıyla değişik dairelerde çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır. Şimdi 1. TBMM döneminde iş sağlığı ve güvenliği yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu yıllarda bakınız 1923 yılında. Bu da buradan da soru gelebilir. Hatta yanlış değilsem 2018 yılında buradan bir soru gelmişti. Bu dönemde çalışma yaşamı ile ilgili ilk önlem 1921 yılında alınmıştır. Bu gelişmeler sonucu bunlardan ilki Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menfai umumiyesine fürtuna dair yasa. Arkadaşlar okurken kelimeler kayabilir, özür dilerim. Önemli olan öğrenmektir. Bu gelişmeler sonucunda ilk önemli çalışma Zonguldak ve Ereğli Havzası. Nisan 1921 tarihli ve 114 sayılı yasadır. Bakınız arkadaşlar Zonguldak ve Ereğli Havzası yasası diyebiliriz. Bu yasayla kömürden arta kalan kömür tozlarının satılması ile elde edilecek gelirin işçilerin gereksinimleri için ayrılması sağlanmıştır. Bu dönemde çıkarılan ikinci yasa Ereğli Havzayı Fahmiyesi Maden Amelesi'nin hukukuna müteallik 10 Eylül 1921 ve 151 sayılı yasadır. Bu yasa ile kömür işçilerin çalışma koşullarının düzelmesine yönelik hükümler
getirilmiştir. Ayrıca bu yasa ile ihtiyat ve teavun sandığı adıyla yardımlaşma sandıkları kurulmasına ve bunların amele birliği içinde birleşmesi öngörülmüştür. Arkadaşlar mecburen okumam gerekiyor. Siz de mecburen tek tek yazmanız gerekiyor. Ezber yapmanız için bu konular maalesef böyle. Cumhuriyet döneminde yani 1923'ten sonra iş sağlığı ve güvenliği 1936 yılında yürürlüğe giren ve çalışma yaşamı birçok sorunlarını kapsayan 3008 sayılı ilk iş sağlığı ve güvenliği yasası. Bunu unutmayalım, not alalım. 3008 sayılı 3008 sayılı iş yasası ile ülkemize ilk kez işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ayrıntılı ve sistemli bir düzenlemeye gidilmişti. 28 Ocak 1946 tarihli 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası'nın birinci maddesi ile bakanlığın görevleri arasında sosyal güvenlik de yer almıştır. Mevzuatımıza sosyal güvenlik ilk kez bu yasa ile girmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla Çalışma Bakanlığı kurulması sonrasında bu görev İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bakınız Cumhuriyet döneminde çok önemli adımlar atılmış. Bunlar sonucunda 81 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin 9. maddesinin onanmasına dair 56-90 sayılı yasa 13 Aralık 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışanların tek elden yürütülmesi amacıyla Çalışma Bakanlığı'nın kurulması sonrasında bu görev İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği günün gereksinimlerine yanıt veremez durumda olan 1936 tarihli 3800 sayılı iş yasasının yerine 1967 yılında 931 sayılı iş yasası çıkarılmıştır. Arkadaşlar kronolojik sırayı unutmayalım. Bakınız ilk 3008 sayılı iş kazası, daha sonra 931 sayılı iş kazası çıkarılmıştır. 931 sayılı iş kazasında hiçbir değişiklik yapılmadan 1975 yılında 1475 sayılı 1475 diyorum ben. Daha kolay ezberlemem için. 1475 sayılı iş yasası, iş kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması görevi 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bakınız buradan ek bir bilgi daha öğrendik. 1945 yılında kurulan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Denetim hizmetlerinin bir başka biriminde örgütlenmesi nedeniyle Genel Müdürlük 1983 yılında daire başkanlığına dönüştürülmüştür. 2000'de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlandırılmış ve görevlere getirilmiştir. Bakınız 2000'de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Aynı zamanda ek bilgiler de öğreniyoruz. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'nca hazırlanarak 2003 tarihinde 4857, 4857 sayılı iş kanunu işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından getirdiği hükümler dikkate alındığında devletimizde çıkarılan en önemli yasa konumundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında hazırlanmıştır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde arkadaşlar. Şimdi kronolojik sıralama dedik. Tazminat öncesinde lonca. Tazminat ve meşruiyet döneminde arkadaşlar Dilaver Paşa Nizamnamesi, Maadin Nizamnamesi, Amelepeyver Cemiyeti, Mecelle, Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti, 1. Tevemmüme döneminde arkadaşlar Ereğli Havza ve Fahmiye Maden Amelesi'nin hukukuna müteallik kanun, 1921 Zonguldak Ereğli Havzası dair yönetmelik, Cumhuriyet döneminde Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzası Kanunu, İş kazalarının tarihsel süreci iş kanunlarının 3008 sayılı kanun, 931 sayılı iş kanunu, 1475 sayılı iş kanunu, 4857 iş kanunu, 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunu. Arkadaşlar bu konu genel olarak böyledir. Önemli dönemlerden bahsettik. Özellikle Maden Nizamnamesi, Dilaverpaşa Nizamnamesi ve Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ve güvenliğinden bahsettik. Bunlar bu konunun önemli yerleridir. ALES gibi
Bu konudan soru gelebilir. Daha çok gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler, işverenlerin tutum davranışlarıyla ilgili geçmişe yönelik bir soru çıkabilir. Bunu mantıken de çözebilirsiniz. Onun dışında ÖSYM'nin sorabileceği tüm konular bu kitapta bu şekilde vardır arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde önemli yerler renklendirilmiştir. Şimdi birkaç tane soru çözelim, konularımız pekişsin diye. Anlatırken okurken hata yapmış olabiliriz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Tek solukta anlatıyoruz. Faydalı olmak için. Bazen hata yapabiliriz. Kusura bakmayın. Şimdilik sorulara geçelim. Konu pekiştiren sorular. Bakınız, kitabımızda her konu sonrası konu pekiştiren soru yazdık. Soruyu okuyalım hemen. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? 1936 yılında yürürlüğe giren ve çalışma yaşamının birçok sorunlarını kapsayan nokta nokta ile ülkemizde ilk kez işçi sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıntılı ve sistemli bir düzenlemeye gidilmiştir. Arkadaşlar bakınız, 1936 yani Cumhuriyet sonrası. Madin nizamnamesi olamaz. Cevap 3008 sayılı iş kanunu. Hemen yazalım. Birinci soru 3008 sayılı iş kanunu. Arkadaşlar dördüncü soruya geçelim hemen. Nokta nokta felsefe ve tıp okuyarak yetişmiş ve Padova Üniversitesi'nde. Ben Padova'yı görünce cevabı biliyorum ama okuyalım tekrardan. Felsefe ve tıp okuyarak yetişmiş, Padova Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Uzun incelemeler sonunda 1713 yılında yayınladığı De Morphis Artificium Diatriba isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemleri almıştır. Kim olur arkadaşlar? Tabii ki de iş sağlığı ve güvenliğin kurucusu Bernardo Ramazzini. Arkadaşlar Ramazzini'nin kitabı unutmayalım. D dedik, M dedik, A dedik, D dedik. Unutmayalım arkadaşlar. De Morphis Artificium Diatriba. Cevap Bernardo Ramazzini arkadaşlar. Şimdi ikinci soru. 10 Eylül, nokta nokta 10 Eylül 1921 tarih ve 152 sayılı yasadır. Bu yasa ile kömür işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. Ayrıca bu yasa ile ihtiyat ve teavün sandığı adıyla yardımlaşma sanıkları kurulması ve bunların amele birliği içinde birleştirilmesi öngörülmüştür. Bir kere arkadaşlar bakınız, 1921 deyince Dilaver Paşa olamaz. Cevap Ereğli Havzayı Fahmiyesi Maden Amele Kanunu müteallittir. İkinci sorunun cevabı budur arkadaşlar. Dediğim gibi 1921 demiş. Onun dışında 151 sayılı yasa demiş. Ve sendikalaşma oluşmuş. Yani ikinci sorunun cevabı Ereğli Havzayı Fahmiyesi Maden Amelesinin hukukuna yönelik müteallik. İkinci sorunun cevabı budur. Hemen 3'e girelim. Arkadaşlar 100 madde dedi. 100 madde deyince aklımıza direkt ne gelsin? Direkt ne gelsin arkadaşlar? Dilaver Paşa gelsin. Okuyalım hemen. 100 maddeden oluşan nokta nokta daha çok üretimin artmasına yönelik olmasına karşın işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili ilk yasal belge olması açısından önemlidir. İlk yasal belge Dilaver Paşa, ikincisi Madin Nizamnamesi'ydi. Arkadaşlar ikinci Mahmut dönemi diyor. Cevap Dilaver Paşa Nizamnamesi'dir. Üçüncü sorunun cevabı Dilaver Paşa Nizamnamesi. Beşinci soruya geçelim. Bir bilim insanı sorunu. Arkadaşlar milattan sonra 23 ile 79 yılları arasında yaşamış olan nokta nokta çalışma yasamında tehlikeli torslara karşı koruma amacıyla maske torba geçirilmesi önermiştir. Arkadaşlar maske deyince aklımıza kim geliyordu? Kodlamıştık. Tabii ki de Pliny. Cevap Pliny. Maske deyince aklımıza Pliny gelsin. Beşinci soru Pliny.
Arkadaşlar bu haftaki konumuz bu şekilde, bakınız. Birinci soru 3008 sayılı iş kanunu. İkinci soru Ereğli Havzayı Fahmiyesi. Üçüncü soru Dilaver Paşa. Dördüncü soru Bernardino Ramazzini. Beşinci soru Fulini. Arkadaşlar bu haftaki konumuz böyle, bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişiminden söz ettik. Bir sonraki videoda iş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimiyle ilgili çıkabilecek sorular üzerinde duracağız. Konuyu anlatırken hata yapmış olabiliriz. Tekrardan kusura bakmayınız. Bu konudan 2-3 yılda bir soru geliyor arkadaşlar. Bu konuyu şimdi bir defa okuyun, bir defa bakın ama en son güne bırakın. Benim sizlere tavsiyem bu olsun. Çünkü unutulabilen bir konu olduğu için en son hafta bu konuya çalışabilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta bu şekilde. Konu anlatım ve hap bilgiler kitabımızdan, konu içeriğinden bahsettik. Tüm konuları bu kitap içerisinden bahsetmeyeceğiz. İlk konular olduğu için, öğrenmenin zor olduğu konular olduğu için kitaptan daha ayrıntılı bir şekilde işledik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.